Merhabalar arkadaşlar. 6. sınıf konularından tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterirle ilgili 10 soruluk testimizi birlikte çözeceğiz. Başlayalım bakalım. Evet ilk sorumuzda ne diyor? Eksi 2 ile artı 4 arasında kaç tane tam sayı vardır? Arkadaşlar bunu sayı doğrusunda ilk soru olduğu için gösterelim. Bakın 0 burası olsun. E burası eksi 1 burası eksi 2. Artı 4 de biliyorsunuz 1, 2, 3 ve 4. İşte bize sorduğu Eksi 2 ile bunun ile bunun arasında bakın arasında diyor. Kaç tane tam sayı vardır? Evet aralarındakiler neler? Eksi 1, 0, 1, 2 ve 3. Kaç tane var arkadaşlar? 5 tane vardır. Yani cevabımız Bursa arkadaşlar. İkinci sorudayız. Ne diyor bakalım. Yukarıda verilen sayı doğrusunda her bir nokta bir tam sayıya karşılık gelmektedir. Eksi 6, 7, 4, eksi 5, 0, eksi 1 ve 1 tam sayılarından kaç tanesi sayı doğrusu üzerinde verilen A noktasının sağında yer alır? Arkadaşlar önce bir A noktasının ne olduğunu bulalım. Evet burası 2 ise biliyorsunuz say sayılar sayı doğrusunda sağa doğru büyüyordu sola doğru küçülüyordu. O zaman burası 1. Burası 0, burası eksi 1, burası eksi 2. A dediğimiz sayı da arkadaşlar yani A dediğimiz sayı da kaçmış? Eksi 3. Bunu anladık. Peki bize ne soruyor? Kaç tanesi sayı doğrusunda A noktasının sağında yer alır? Evet A noktası bakın eksi 3. Eksi 3'ün sağında yer alanlar. Bakalım çocuklar eksi 6 A noktasının solunda yer alır. 7 A noktasının sağında yer alır. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7 olur. 4 A noktasının yani eksi 3 noktasının sağında yer alır. Burası 3, burası 4, 5 hatta yazalım bunları 7, 8. Bu da sağında. Eksi 5 ise A noktasının yani eksi 3'ün sol tarafında. Eksi 4, eksi 5 diye gidiyor biliyorsunuz. Bu da gitti. 0 yine A noktasının sağında yer alır. Eksi 1 yine A noktasının yani eksi 3 noktasının sağında yer alır. Artı 1 de yine arkadaşlar A noktasının sağ tarafında bakın yer alıyor. Bize kaç tanesi diyordu? 1, 2, 3, 4, 5 tanesi A noktasının sağında yer alır arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. Yukarıda verilen sayı doğrusunda her bir nokta ile her bir nokta ile bir tam sayıya karşılık gelmektedir. Yukarıda verilen sayı doğrusundaki her bir nokta bir tam sayıya karşılık gelmektedir ile fazlalık burada. Buna göre hangi nokta başlangıç noktası olursa M noktası eksi 3 tam sayısına denk gelir. Şimdi arkadaşlar M noktasının eksi 3'e denk gelmesini istiyorum. Ve bize başlangıç noktasını yani kimi soruyor? Sıfırı soruyor. E arkadaşlar burası eksi 3 ise ben sıfırı bulmaya çalışalım. Çünkü buranın eksi 3 olmasını istiyorum. Diyor ki m noktası eksi 3'e denk gelsin diyor. E burası eksi 3 ise sıfır bunun sağında yer alıyor biliyorsunuz. O halde burası eksi 2, burası eksi 1, burası sıfır bu şekilde gidiyor. E burası da eksi 4, burası eksi 5. Yani m'nin eksi 3 olması için Sıfırın hangi harfi olması gerekiyor arkadaşlar? B harfi. Yani başlangıç noktamız eğer B olursa... ...M noktası ne oluyor arkadaşlar? Eksi 3 oluyor diyoruz ve... ...dördüncü sorudayız. Yukarıda verilen sayı doğrusunda yer alan A tam sayısı... ...bakın A tam sayısı sıfır ile eksi 6 arasında... ...B tam sayısı ise sıfır ile 9 arasında yer almaktadır. Tamam. Buna göre... A yerine yazılabilecek en küçük değer ile B yerine yazılabilecek en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın A dediğimiz tam sayı 0 ile eksi 6'nın arasında bir yerde. B dediğimiz tam sayı ise 0 ile 9'un arasında bir yerde yer alıyor. Bize ne soruyordu peki? A yerine yazılabilecek en küçük çocuklar. Burada A yerine yazılabilecek en küçük sayı biliyorsunuz en sol tarafta. Çünkü bakın burası eksi 1. Eksi 2 diye gidiyor. E eksi 3, eksi 4, eksi 5 sonra da eksi 6 geliyor. O halde A yerine yazılabilecek en küçük sayımız kaç arkadaşlar? Eksi 5. A yerine yazılabilecek en küçük sayımız eksi 5. B yerine yazılabilecek en büyük sayıyı soruyor. Arkadaşlar en büyük de biliyorsunuz sağ tarafa doğru büyüyor sayı doğrusunda. E burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daha sonra da 9 geliyor. Ama benim B dediğim sayı bu ikisinin arasındaydı. Yani 0 ile 9 olamaz. Aynı şekilde bakın A da 0 ile eksi 6 olamayacağı için A en az eksi 5 olur dedik. E B de en az arkadaşlar 0 ile 9 arasında yer alan en büyük sayımız kaç? 8. O halde B de en fazla arkadaşlar 8 olabilir. Yani cevabımız Ceyhan diyoruz. Evet. Beşinci sorudayız. Güzel bir soru. Hatta buna yıldız atalım. Bence çok güzel bir soru. Yukarıda verilen sayı doğrusunda her bir çizgi bir tam sayıya karşılık gelmektedir. Evet. Verilen sayı doğrusu eşit parçalara ayrıldığına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar bu tarz soruları yaparken bakın bir burada dikkat ettiyseniz 9 burada eğer siz birer birer arttırmış olsaydınız mesela buraya 1 demiş buraya 2 demiş olsaydınız D3 olurdu E4 olurdu ama E'den sonraki sayımızın 5 olması gerekiyordu. Halbuki 9 o zaman birer birer artmıyor yani her bir çizgi bir fazlası anlamına gelmiyor. E peki ikişer ikişer arttığını düşünelim yani her iki noktanın iki birim olduğunu düşünelim arasının. E burası 1 ise burası kaç olacak arkadaşlar 2 arttırdım 3 burası kaç olacak 2 arttırdım 5. E kaç olacak? 2 arttırdım 7. E bakın 7'yi 2 arttırdığımda 9. O zaman arkadaşlar bu sayı doğrusunda 2 nokta arası birer birim değil. 2 nokta arası ikişer birim şeklinde düşüneceğim. Çünkü birer birim şeklinde düşündüğümde burası 1 iken burası 9 olmuyor. Tamam. Şimdi B'yi bulalım. Bakın 1'di. Bu sefer sola doğru gidiyorum. 2 birim sola gideceğim. E 1'den 1 birim sola gittim. 0. Bir tane daha sola gidersem ne oldu? 2 birim gittiğimde eksi 1. Eksi 1'den 2 birim sola gidersem eksi 2 eksi 3. E 3'ten de 2 birim sola gidersem eksi 4 eksi 5. Yani bu durumda A'yı ve B'yi de bulmuş oldum. Şimdi hangisi doğrudur diyor. Bakalım. A şıkkında diyor ki D 5'tir diyor. Bakın D 5 doğru. B şıkkında diyor A 0'dır diyor. Arkadaşlar A 0 mı değil. A eksi 3 yanlış. B 0'dan büyüktür diyor. Arkadaşlar B 0'dan büyük değil. Bakın B eksi 1'di. Yanlış. B büyüktür 0 diyor. Yanlış. B eksi 1 çünkü. Gitti. Bu da gitti bu da gitti. Geldik D'ye. E 8'e eşittir diyor. Hayır arkadaşlar bakın. E 7'ye eşit. Bu da yanlış. O halde cevabımız Adana diyoruz arkadaşlar. Altıncı sorudayız. Ne diyor sorumuz? Verilen sayı doğrusu eşit parçalara ayrıldığına göre aşağıdakilerden hangisi A ile B arasındadır. O halde benim önce A ile B'yi bulmam lazım. Bakın yine birer birer artıyor diye düşündüğünüzde dikkat ettiyseniz burası 2 ise burası 3 üç olur. 3'ü bir arttırdığımda 4 olması lazım ama burada 10 var. Demek ki iki nokta arası birer birer artmıyor. E ikişer ikişer düşünelim. Burası 2 ise bir 2 arttırdım 4. Bir 2 daha arttırdım da 6 olması lazım. E demek ki ikişer ikişer de artmıyor. E üçer üçer arttırdığımızda bakın 2'yi 3 arttırdım 5. 5'i 3 arttırdığımda 8 o da olmadı. 3'er 3'er arttırdığımda da olmadı. 4'er 4'er arttıralım bakın. 2'yi 4 ekledim 6. 6'yı 4 ekledim 10. O halde 2 nokta arası arkadaşlar 4 birim. Yani 4'er 4'er arttıracağım sağa doğru. Sola doğru giderken de 4'er 4'er azaltacağım. E şimdi burası 2 ise burayı bulmak için 4 azaltacağım. 2'den 4 geriye gidelim. 1, 0, Eksi 1 ve eksi 2. 2'den 4 geriye gittim de eksi 2 oldu arkadaşlar. Şimdi bir 4 birim daha geriye gidelim. Sola doğru gittikçe biliyorsunuz eksi 3, eksi 4 diye gidiyordu. Eksi 2'den 4 tane daha gidelim. Eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 yaptı. Eksi 6'dan bir 4 birim daha gidersem Eksi 7, eksi 8, eksi 9, eksi 10 yaptı. Yani B sayısı da eksi 10. Bize ne soruyordu? Hangisi A ile B'nin arasında yer alır? E arkadaşlar A dediğim sayı biliyorsunuz eksi 6 bulduk. E B dediğimiz sayı eksi 10 Bulduk. Eksi 10 bulduk. E bu ikisinin arasında olan sayıları soruyor bize. E, eksi 6 ile eksi 10'un arasında hangi sayılar var çocuklar? Eksi 7, eksi 8, eksi 9. Hangisi arasındadır diyor. Bakın eksi 10 arasında değil. Eksi 9 arasında eksi 6 değil, eksi 5 değil. O halde cevabımız Bursa diyoruz arkadaşlar. Yedinci sorudayız. Yukarıda sayı doğrusunda verilen çizgilerin her biri bir tam sayıya denk gelmektedir. Tamam eksi 3, 6, 1, eksi 5, 0 tam sayılarından kaç tanesi sayı doğrusunda verilen a noktasının solunda yer alır? Hmm, solunda yer alır diyor. O halde benim önce bir a noktasını bulmam lazım. Arkadaşlar burası 2 ise. Bakın bir yana gittim burası 1 yaptı. Bir tane daha gittim 0. Küçülerek gidiyorum biliyorsunuz sola doğru. E, 0'ı 1 küçülttüm. Eksi 1, eksi 2, a dediğim sayı eksi 3 oldu. Tamam. Biraz önceki soruya çok benziyor. Peki ne diyordu bize? Bunlardan kaç tanesi a noktasının solunda yer alır? Arkadaşlar eksi 3 bir kere a'nın üstünde yani solunda değil. 6 sayısı A'nın yani eksi 3 değerinin arkadaşlar sağında biliyorsunuz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gidiyor. Yani 6 dediğim sayı eksi 3'ün sağ tarafında. 1 dediğim sayı arkadaşlar eksi 3'ün sağ tarafında bakın yine. Eksi 5 dediğim sayı ise eksi 3'ün sol tarafında. Biliyorsunuz eksi 3 sonra eksi 4 sonra eksi 5 geliyor. Yani eksi 5 sol tarafında yer alıyor. Bize solunda olanları soruyordu. 0 dediğim sayı da eksi 3'ün sağ tarafında yer aldığı için bu da gitti. E bize ne diyordu? A noktasının solunda yer alır. A noktasının solunda yer alan sayımız eksi 5. Ve bize kaç tane dediği için bir tane diyoruz. Cevabımız denizli diyorum. Geçtik 8. soruya. Evet. Ne diyor 8. soruda? Aşağıdakilerden hangisi 3 basamaklı, rakamları farklı, en küçük çift tam sayıdır? Bakın 3 basamaklı olacak, rakamları farklı olacak, en küçük olacak, çift olacak. Arkadaşlar en küçük dediği için bir kere negatif ya da pozitif demediğinde en küçük dediğinde negatif sayıları düşüneceksiniz. Yani bu sayımız negatif sayı. Çünkü en küçük olmasını istiyorum. Tamam. 3 e basamaklı dedi, 3 basamağımızı yazdık. Şimdi negatif sayılarda biliyorsunuz sıfıra yakın olan büyüktü, sıfıra uzak olan küçüktü. Küçük olması için ki bize en küçük diyor, sıfıra en uzak olan 3 basamaklı sayıyı düşüneceğiz. Biliyorsunuz normalde sıfıra en uzak olan 3 basamaklı sayı 999'dur. Fakat rakamları farklı dediği için buraya 9 koyduğumda burası 990 olmaz, 80 olur. E peki sonra ne olur? 9, 8, 7 yani normalde 987 olması lazım. Fakat çift dediği için arkadaşlar 7 olamaz. Eksi 986 yani cevabımız C -Handır diyoruz arkadaşlar. 9. sorudayız. Ne diyor? Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Evet 0, 1 tam sayı değildir. Yanlış arkadaşlar 0, 1 tam sayıdır. Fakat pozitiftir ya da negatiftir diyemiyorduk. 3 basamaklı en küçük tam sayı 100'dür demiş. Arkadaşlar yanlış. Çünkü artık tam sayıları öğrendiniz. En küçük dendiğinde negatifleri düşünecektiniz. Ama size en küçük pozitif tam sayı deseydi de cevap doğruydu. Fakat size sadece en küçük dediğinde siz negatifleri ve pozitifleri de düşüneceksiniz. 3 e, basamaklı en küçük sayı dendiğinde siz eksi 999'u düşüneceksiniz arkadaşlar. Çünkü negatifleri de düşünmek zorundasınız artık. O yüzden bu yanlış. Sayı doğrusunda sıfırın sağında sağındaki sayılar pozitiftir. Evet arkadaşlar sıfırın sağında bulunan sayılar biliyorsunuz pozitifti. Tam sayılar z ile gösterilir. E bunu da öğrenmiştik. Tam sayılar z harfi ile gösterilir. Bu da doğru. Yani cevabımız Ceyhan diyoruz. Son sorudayız. 10. soru. Sayı doğrusu üzerinde gösterildiğinde aralarında 9 birim uzaklık bulunan İki tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar sayı doğrusu üzerinde gösterebilirsiniz. Ama ben bu soruyu sayı doğrusu üzerinde göstereyim Ya da gösterelim. Bakın mesela A şıkkını yapalım. Burası eksi 7 olsun. Ortada 0 var biliyorsunuz 0. E 16 da burada olsun. Peki bize soruda ne diyordu? Aralarında 9 birim uzaklık olacak diyordu. Arkadaşlar şu sayıyla şu sayı arasında 9 birim olamaz. Bak sadece 16'nın 0'a uzaklığı zaten 16 birim yapıyor. O yüzden A şıkkı gitti. Bize çünkü eksi 7 ile 16 arasında 9 birim olacak diyordu. A şıkkı elendi. Devam edelim. Geldik B şıkkına. B şıkkında ne diyor arkadaşlar? Eksi 3 ile 12 arasında. Evet eksi 3 burası olsun 12 de burası olsun. Biliyorsunuz sıfırın solu negatif sağ pozitif sayılar. Şimdi bakalım acaba bunun arası 9 birim olabilir mi? Çocuklar 12'den sıfıra kadar sadece zaten 12 birim var. E Buradan da burası 3 birim biliyorsunuz. Sıfırla eksi 3'e kadar. E Toplam burası 15 birim yaptı. Yani 9 birim olamaz. Bu da gitti. Devam edelim. Bu da olamadı. Geldik. Neye? C şıkkına. C şıkkında ne diyor? Eksi 2 ile 7. E burası eksi 2 olsun burası 7 olsun. Bakalım aralarındaki uzaklık kaç birim? Şimdi 0 ile 7 arası biliyorsunuz 7 birim. Eksi 2 ile 0 arası da 2 birim. Toplam arkadaşlar 2 birim burada 7 birim burada. O halde eksi 2 ile 7'nin arası toplamda 2 ile 7'yi topladım. Kaç yaptı? 9 birim yaptı. E zaten 9 birim olanı istiyordu. Cevabımız Ceyhan. Hadi yapmışken Denizli'yi de yapalım. Bakın Denizli'yi de yapalım. Denizli'de ne diyor arkadaşlar? Deniz de diyor ki eksi 1 ile 10. Burası 0 olsun. Burası eksi 1. Burası 10. Acaba aralarındaki uzaklık kaç birim? 9 birim yapıyor mu? 0'dan 10'a kadar 10 birim var zaten. E 0 ile eksi 1 arası da 1 bir birim. Bakın 1 bir birim burada. 10 birim burada. Bunların toplamı yani eksi 1'den 10'a kadar olan sayıların top aralarındaki birim olarak toplam 11 birim var arkadaşlar. Ama soruda bize aralarında 9 birim olanı soruyordu. Bu da gitti. Yani cevabımız Ceyhan diyoruz ve testi bitiriyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin.